Hoş geldin sevgilim. Doğum günümü kutlayacaktık. Hani pasta almamışsın. Fırsatım olmadı Feraye. Özür dilerim. Sürprizim var demiştin. Ona da fırsatın olmadı herhalde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedin ya. Evet, seni dinliyorum. Anlat. Nereye gidiyoruz biz Yaman? Çok heyecanlanıyorum artık. Söyle lütfen. Henüz değil. Neden? Biraz daha... Yaman ne yapıyorsun? Ayaklarını yerden kesiyorum. Ya yapma. Yapma. Az kaldı. Geldik. Geldik, az kaldı. Başımızı eğiyoruz. Evet, geldik sayılır. Dikkat et. Şimdi burada bekliyorsun. Sen nereye? Geleceğim, hemen yanına geliyorum, tamam? Tamam. Dur. Hemen yanında olacağım. Yaman. Geldim. Takıyoruz. Sana inanamıyorum. Uçuşa hazır mıyız? Hazırız kaptan.
çok güzel. İyi ki doğdun. Ay ışığı. Teşekkür ederim. O zaman söyle bakalım. Bugün tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Seni. O zaman şimdi bu akşam evden izin alıyorsun. Beraber olacağız. Çünkü sana bir sürprizim var ve asla unutamayacaksın. Ne? Yaman. Lütfen dayanamam akşama kadar. Lütfen. Tamam. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sadece bu kadar söyleyebilirim. Nasıl yani? Çok güzel. Yasemin, kızım gel bakayım. Gel annen. Ha? Evet aşkım. Kim geliyor? Kim geliyor? Ateş abi geliyor. Ateş geliyor. Evet aşkım, hadi gel bakalım. Günaydın hanım. Beni de kaldırsana. Ne yapacaksın acaba kalkıp? İş mi tutacaksın benim gibi? Yat uyu işte, konağa gideceğim. Bir sürü işim var zaten. Hayırsız oğlun uyansın da ilgilensin seninle. Cemile. Cemilsiz kıl inşallah. Allah. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Allah'ım ya. Annesinin bir tanesi. Bebeğim. Günaydın gülüm. Of, anne. Günaydın bebeğim, kalk. Feraye nerede? Anne, ne bileyim ya. Bunu sormak için uyandırdın beni. Nesrin yengeli konaktadır, nerede olacak? Evet, olabilir. Ben de geçiyorum konağa. Bana bak, şu Çetin iblisini uyandır. Muhsin içici gelmiş herhalde. Kedi gibi gözümün içine bakıyor, hadi kalk. Tamam. Ne bağırıyorsun be? Zaten canım burnumda. Anne başlama yine ya sabah sabah Allah aşkına. Ne yapayım Aleyna Hanım? Kime dert anlatayım ben? Feraye bir koca bulur kurtulur diyordum. Okuma sevdasına düştü. Çetin de sen defolup İstanbul'a gitti diye seviniyordum. O da evlendi, çoluk çombalak toplanıp döndüler eve. Dert olup kaldılar boynuma be. Babası ayrı dert, çocukları ayrı dert. Muhsin de kazık çakacak yani, beni gömecek bu gidişte. Yıldım artık be. Ben ne yapayım anneme? Ben mi dedim sakat dul adamla evlen diye? Sabahın köründe gene pozitif enerji saçıyorsun maşallah. Kızma hadi kalk. Kalksana kız. Kız kalk hadi kalk kalk. Çetin'i uyandır of. Hadi. Hadi miskin sene yürü. Of. Allah Allah, yok bir şey. Ha, ne oldu? Sabahtan beri bağırıyorum. Telefonun tuşuna. Ha iyi, sağ ol. Hadi sen de dolanma pijamaları ya, gir içeri.
Yok. Bir ateş bastı beni şimdi. İyiyim gayet. Sabah köründe bu kadar da yakışıklı olma be Yaman be. Yapma bana bunu be kalpsiz vicdansız. Günaydın. Fıstık günaydın. Ne tatlıymış pijamaların. Çok da yakışmış. Sağ ol. Ağzını kapa. Ağzını kapa. Ne var ya? Sen de duymadın mı anne? Çok tatlı olmuşsun dedi. Canım benim. İyi tamam. Ne tamam? O da boş değil işte bana. Hadi fidan boylum. Hadi güzel kızım. Hadi oyalama beni. Yürü. İçeri gir. Yürü. Önüne bak. Ah bir anneciğim be. Bir de doğru hissediyorum diyor ya. Ama sen dur Feraye. Sen dur. Kız bir şey soracağım. Hı. Bu Yaman hiç evlilik lafı falan ediyor mu? Hani senin de okulun bitiyor ya. Geldi Nur Yüzlüm. Neredesin sen? Kendine gel istersen Cemil anne. Ne var ben çağırdım kızı sabahın köründen beri burada. Yoksun ya hani. Siz fındık kadar beyninizle beni mi kandırıyorsunuz ha? Gördüm ben bunu. Yaman'la birlikte geldi eve. Ahlaksız, rezil. Ben sana kaç defa o oğlanla görüşmeyeceğim demedim mi? Kullanıp atsın seni bir köşeye de. Aklın başına gelmesin. Doğru konuş benimle. Ayrıca bu benim hayatım. Sen karışamazsın zaten. Öyle mi? Kimsin sen? Ne sanıyorsun kendini? Üniversite okuyorum filan diye havalara girme. E tamam. Rahat bırak sen de kızı ya. Allah Allah. Sen sus. Vallahi hırsımı senden çıkarırım şimdi. Bu Yaman'la evlenecek filan sanıyorsun ya. Ondan arka çıkıyorsun değil mi? Çıkarcı. Pislik. Bunun kızı böyle evde beşlik simit gibi yayılıyor ya. Ödü kopuyor biliyor musun? Olur da sen hayatını kurtarırsın falan. Kes sesini çık dışarı. Al şu bardakları. Götür masaya. Yürü. İyi. Yürü. Ay görmedim. Ne oldu ya? Bakayım yok bir şey. Tamam. Bir şey koy. Al koy şunu koy. Şişmesin. İstemez. Bana bak. Kendine gel. Yemin ederim Gülfem'e Yaman'la seni gördüğümü söylerim. Evin emek tarifi falan demez. Sakat babanla abini çoluk çombalak kapının önüne koyuveririm valla. Bana da hiçbir şeycik olmaz ispiyonladığım için. Kızımla otururum evde mis gibi. İşime bile gelir. Acıyorum da ses çıkarmıyorum, anladın mı? Nefret ediyorum senden. Hayır dersen et. Ne yapayım? Evi topla. Babana da kahvaltısını ver. Kime diyorum? Havalara bak. Kesin dönüş mü Ateş Bey, yoksa döneceksin mi Amerika'ya? Buradayım Melih. Buradayım. Vallahi çok özlendim. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Bu kim? Melih? Muhsin abinin kızı Ateş Bey. Ne kadar büyümüş değişmiştim ne var? Okan! Okan! Ya öyle tut diye mi verdik onu bir ateş falan mı etsen acaba ne yapsan ha? Oğlum sen hiç büyümeyecek misin ya? Düzgün bir şekilde hoş geldin diyelim abimize. Gerçekten ne kadar tatsız, ne kadar neşesiz bir insansın ya. Ateş et işte ya. Hoş geldin evine Ateş Gülsoy. Ateş dikkat et. Beyler bu bir savaş ilanıdır haberiniz olsun. Şuna bak şuna. Şuna bak ya. Silah bizle hala bizi tehdit ediyorsun. Maviş. Hah. Alırım oyuncağını oğlum elinden. İkiniz için söylüyorum. O silahları ne kadar çabuk bırakırsanız yaşama şansınız o kadar artar. İndirmem seni arabadan. İndirmezsin. Vallahi indirmem. Bir dakika. Hadi indim. Bir dakika. İndim oğlum. Kaldır elleri. Kaldır ellerini. Elleri? Yok öyle tabii kaldır elleri. Yaman bir şey desene. Kaldır elleri. Güzel güzel. Peki. Desin mi? Kestim ben. Çok üzüldüm seni be. Gel. Çok özledik. Çok özledim. Gel bakayım buraya. Aslanlarım benim. Çok özledim sizi. Güzelmiş ha oyuncağı. Ya yeni. Tabii tabii yeni değil mi? Sen gittin bir şeyler deneyim ya.
Gel, 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 gel. Annem. Çok özledim. Hoş geldin. Hadi. Bakın, gelin. Gelin, gelin. Aslan, gelin. Geldin evlat. Gel bakalım. Geç içeri. Aleyna, iki lokma bir şey hazırlasaydın ya. Kimse açım demedi. Ben dedim. Böyle yaptın bana. Aa, Velide bak ya. Duymamışımdır. Bir daha söyleseydin. Allah Allah. Babacığım, ben hemen hazırlıyorum kahvaltıyı, tamam? Acelesi yok kızım. Telaşlanma. Ya ne demek acelesi yok? Tansiyon hapını içeceksin. Kız Feroş. Bana da bir tost yapar mısın be? Ay iyi, tamam yapma ya, ayaktasın diye söyledim. Yapsa ölür sanki. Eline yapışacak. Şirketini kapattın mı? Kapatmadım. İşler yolundayken karlı bir anlaşmayla sattım. İnanalım bakalım. Vallahi bence inan dede. Bilişim sektöründe bilinen bir markayım artık. Ama şirketi kapattığım için dönmedim geri. Annemle şu ikisini ödediğim için döndüm. Bilişim balanı anlamam ben. Sen Ömer Gülsoy'un torunusun. Madem ki artık buradasın, bize faydan dokunacak. Bakırcılarla ortak olduk. Tekstil fabrikası açıyoruz. Bural Bakırcı mı? Evet. Tamam da o adam geçmiş karanlık bir adam değil mi dedi? Ne iş yapıyor şimdi? Otel aldı buradan. Birçok yatırımı var. Sen tabii geçmişi hatırlıyorsun. Ama hepsi asılsız çıktı. Bural'a kefilim ben, merak etme. Bural Bakırcı gene iyi abi. Oğlu Bora maşallah. Kadrolu karakol emekçisi. İçeri girip girip çıkıyor. Girip girip çıkıyor. Sen kendine bak, vasıfsız. Benimle alaka şimdi dede. Ekonomi okuyorum ben, son sınıftayım. Kim vasıfsız? Atılmışsın ulan okuldan. Haberim yok mu sanıyorsun? Annen yolluyor buradan paraları, sen İstanbul'da karı kız peşindesin. Dede, atılmadım. Kaydı dondurdum, bitireceğim. Kes! Baba, hala konuşuyor ya. Baba, ne yapıyorsun? Sakın. Sen çıkardın zaten bunları tepeme. Gelin hanım. Oğlumun emaneti diye size sarıldım. Siz başımı öne yediniz. Kendi halinize bıraksam... Rezil kepaze edersiniz ulan beni. Bağırma. Kimsenin başına ne hediye yok. Bağırma. Gelir gelmez laf yetiştirme bana. Evet tamam, sakin. Kimse bir yere gitmeyecek bundan sonra. Herkes burada. Anlaşıldı mı? O fabrika açılacak. Siz de eşek gibi çalışacaksınız. Sen de başında duracaksın. Dede, her şeyi ben yaptım. Projeyi ben hazırladım. Bu mu şimdi benim ödülüm? Oğlum, bak. Sen benim gönlüme göresin. Ama çizgiyi aşma.
Bu ailenin kuralları var. Önce büyükler. Aynen öyle. Anneciğim kusura bak. Afiyet olsun. Otur orada. Daha bitmedi. Öyle mi? Öyle. Peki. Sırada ne var? Akşam bakırcılara yemeğe gidiyoruz. İş konuşacağız. Hem kızları Bade ile tanışırsan. Çok hanım bir kız. Ailemize uyumu. Yani? Yani beyefendi, evleneceksin. Yerini, yurdunu bileceksin artık. Boş adama iş güç emanet etmem ben. Bir erkek ev bakmadan sorumluluk nedir bilmez. Bir adım atmadan düşünmen için ardında bir kadın, bir çocuk olacak. Doğru söylüyorsun. Peki bu çocuk için hemen mi yapayım, birkaç gün vaktim var? Densizlik etme. Ciddi bir mesele konuşuyorum ben burada. Baba, sinirlenme. Bak Ateş haklı. Bırakalım da kiminle evleneceğine kendi karar versin. Hem bakırcılarla aile olmak da ciddi bir mesele. Delirtmeyin beni! Bütün mirasımı hayır kurumlarına bağışlarım. 5 kuruş bırakmam size. Bitti. Ben ne diyorsam o olacak. Geçmiş olsun Murat. Abim şirketin başına geçti. Sen de yedek kulübesine. Sana da hayırlı olsun kardeşim. Bundan sonra İstanbul'u rüyanda görürsün. Tamam. Uğraşmayın birbirinizle hadi. Hoş geldiniz. Paşam. Ben şirketin başına geçmek için falan dönmedim, tamam? Benim de yine haberim oldu. Bana da sürpriz oldu. Öyle bir niyetim yok yani. Ya tamam abi, biliyorum. Bana açıklama yapmana gerek yok. Yani ben orada dedeme kızdım. Yani tamam, madem geldin, senin hakkın şirket. Oğlum bir kaşını çatıp durmaya bağlama hemen ya. Hemen yapma şunu ya. Oho. Şirketin başına geçtin artık. Peki evlilik ne olacak? Onu da paşa paşa kabul edecek misiniz Ateş Gülsü hocam? Dedemi biliyorsun. Bir şey oldurana kadar böyle illallah ettirir adamı. Ne yapayım Zeka Küpü? Var mı bir fikrin? Bize ihtiyacın yok bence. Sen yırtmanın bir yolunu bulursun. Nereye? Var mısın kapışmaya? Kapışmaya? Evet. Bakalım kendini ne kadar geliştirmişsin. Aa hayır. Hayır. Lütfen Ateş. Ya bak yeni geldi. Yorgun olmaz. Değilim anneciğim. Yorgun bir daha. Yorgun değilim. Ben şu ikisini bir kızını alayım. Annesi. Ya sen merak etme, dizinin dibinde oturur oğluşun. Ya 2 dakika otursaydın ya. Çok özledim seni ama. Geleceğim. Anneciğim ben şimdi şu ikisini bir alayım. Önce bu. Aynen. Ben şu ikisini bir kızını alayım. Ondan sonra geleceğim sana. Aynen. Ya kapışmak teklif edeceğim. Aşık mısın ona? Evet. Olabilir, saçları güzel. Pardon, amacım aklını başından almaktı ama dur, baştan alalım. Yaman yok, ne bir görecek lütfen. Tamam sevgilim, kızıma özür dilerim.
Nereye gidiyorsun? Okula. Sen? Abime ufak bir hoş geldin partisi yapacağız. Ha. Neyin var senin? Durgunsun biraz. Hiç, önemli değil. Gözlerini kaçırma. Neyin var? Of. Sabah Cemile anne görmüş bizi. Konuştu durdu, sinirlerimi bozdu. Ne dedi? Ya sevgilim boş ver, ne olur. Yok asıl sen boş ver. Sen hiç korkma tamam, ben ona haddini bildiririm şimdi. Yaman saçmalamayayım. Hayır, hayır. Hayır lütfen, bak çok daha kötü olur. Uğraştırma beni şu kadınla, ne olur. Hiçbir şey yapamaz o. Tamam, sen hiç üzülme. Hadi git. Yaman, Yaman. Yaman hayır lütfen. Ha, Yaman Bey. Buyurun, bir şey mi istediniz? Evet, Feraye'den uzak durmanı istiyorum. Bir daha onu üzersen kovulursun. Benim kötü bir niyetim olsaydı Gülfem Hanım'a söylerdim. He. Sen benim bir şeyden korktuğumu mu zannediyorsun? Bu yüzük yakında Feraye'nin parmağında olacak. Ona evlenme teklifi edeceğim. Benim karım olacak. Artık ona göre davranırsın. Anlaşıldı herhalde. Hı hı. Anlaşıldı. Güzel. Anne, çantan. Yaman. Selam. Selam. Biz de tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. O zaman. Değil mi annesi? Hı hı. Afiyet olsun. Validesi kolay gelsin. Anne. Ne oldu daha demin anne? Gördün mü? Yok, görmedim. Anne şaka mısın ya? Eli elime değsin diye şeker paketin içine elini soktu. O da aşık işte bana, biliyorum. Ne oldu ya? Aleyna. Hı. Annesinin gülü, bülbülü. Gel sen vazgeç bu oğlandan ha. Niye? Ha, sen benim kendimi kandırdığımı düşünüyorsun değil mi anne? Aptal mıyım ben? Hayır annem, hayır, olur mu hiç, hayır. O zaman Yaman'ın beni beğenmesi sana tuhaf geliyor herhalde. Kurban olurum kız ben seni verene. Ondan değil. Anası falan işte, ne bileyim yani. Burnu büyük insanlar bunlar. Doğru, Gülfem kısmı biraz sıkıntı. Ama Yaman da o yüzden herhalde açık açık bana seni seviyorum diyemiyor. Sen beni dinle. Vazgeç bu oğlandan. Vallahi kusura bakma anne. Aşığım ben Yaman'a, tamam mı? Yeter ki cesaretini toplasın, bana aşkını itiraf etsin. Herkes karşımızda dursa bile aşk kazanır. Ben buna çok eminim. Hadi maniküre gideceğim ben. Bana para ver. Yüklüğün altında elini sok bulursun. Hadi. Tamam, hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Of. Neredesiniz ama ya? Abim de yok ortada. Annem yine görünce elimden alıp geri koymasın. Bu sefer zor kardeşim. Bu gece Feraye'nin doğum günü. Bu yüzükle ona evlenme teklif edeceğim. Ve bir daha bu yüzük parmağından hiç çıkmamak üzere orada olacak. Annem öğrenince seni var ya kesecek, kıyamet kopacak. Dedem de av tüfeğini indirip sana doğrulttu mu? Oh, tamamdır. Ne yaparlarsa yapsınlar Okan. Hiçbir korkum yok. Gerekirse dedemle açık açık konuşurum. Misal? Hı. Seviyorum. Bu kız benim karım olacak. Sen de tüm dünyada karşımda dursa tanımam. Olay çok büyürse de alır Feraye'ye giderim buradan. Helal sana be Yaman Gülsün. Bak sana helal. Vallahi arkandayım ha. Vallahi billahi. Tabii arkandayım. Ya abi. Şarkı kılışınca yaptığın gibi gitmeyeceksin değil mi koltuğun altına? Ya dediğin lafa bak. Vallahi. Olmaz. Öyle olmaz. Hazır mıyız? Hazırız tabii. Hazırız. Hazırız. Önce sen. Aynen. Önce sen. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Alalım bakalım.
Hile yaptın. Hile yaptım. Oğlum alan açtım, ben de fırsatı kullandım. Ne hilesiymiş o? İyi, öyle olsun bakalım. Ömer Gülsoy. Neyse, şampiyon belli paşam. Sana geçmiş olsun. Alırım bunu revansını, alırım. Tabii tabii. Ya size gerçekten yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Ne oldu lan? Ya bozuk arabayı kakaladınız bana. Allah Allah. Neyi bozuk oğlum? Oğlum senin araban benim. Bak senin araban bu. Yıllardır kullandığın araba bu. Ya hadi ya. Vallahi. Ne güzel gezdin işte. Ha? Ne güzel gezdin. Doğa gezisi yaptım. Önden bastığına sağ olun ya. Ben bastım. Ona sor. Sen niye benim gelmemi istemiyorsun? Sıkılırsın sen bizim dene. Niyeymiş? Ha, ben üniversiteli değilim. O yüzden üniversitelilerle anlaşamam yani. Onu mu demek istiyorsun? Aleyhine 40 yılda bir dışarı çıkacağım. Onu da burnumdan getirme sen. Aman iyi be. İnsan bir ayıp olmasın diye gel der. Uyuz. Ne yapıyorsan yap. Aa, derim. Geliyorum, çıkacağım birazdan. Feraye. Kızım hayırdır? Nereye böyle? Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Çıkmayacaksın. İş var. Yardım edeceğim bana. Babamdan izin aldım. Muhsin! Muhsin, nereye gidiyor bu kız? Doğum gününü arkadaşlarıyla dışarıda kutlayacakmış. Benden izin aldı. Ne oldu ki? Hiç. Ne olacak ki? Prenses ya. Babasının yatları katları var ya, doğum günü kutlasın. Ben de bütün gece konağın işini yapayım, öyle mi? Ben yaparım ne yapılacaksa. Senin de Allah cezanı versin, değil mi? Ben bir şey istesem kılını kıpırdatmazsın. Ama Feraye'ye yamanmak olunca pek cevvalsin maşallah. Çete oldunuz başıma iyice be. Ya car car car, ne bağırıp durdunuz şurada, 2 dakika yemek yiyoruz ya. Sen hiç konuşma. İblis. Sen yine kime borç taktın? Ne yaptın babanın maaşını? İç etmişsin paraları. Ne borcu çete? Sen kumar mı oynuyorsun? Soruma cevap verecek misin? Vallahi yedirtmediniz beni bile. Soruma cevap verir misin? Sen kumar mı oynuyorsun? Nereye gidiyorsun şu an? Ne haliniz varsa. Ay gördün mü ya? Ne oldu böyle? Hay Allah, yanlışlıkla oldu. Neyse tamam, dikilip durma. Git üstünü başını değiştir, makyajını da sil. İş var, duymadın mı? Üzme istersen Cemile annemi kızım. Abin hemen alır, evde bir keseriz bir pasta. Olmaz mı evladım? Tamam baba. Ay anne, yazık ya. Baksana haline, heveslenmiş işte kız. Hem ben de ne zamandır otur evde sıkılıyordum yani. Hadi izin ver gidelim. Yok yok, olmaz kızım, oturun evde işte. Ay anne, hadi ya lütfen. Öyle mi? Neyse gitsinler bari Muhsin. Ha. İyi tamam, gidin ama geç kalmayın, tamam mı? Ben de bari Nesrin'le yapayım işleri, ne yapayım? Anne kuşum be, teşekkür ederim, çok sağ ol. O zaman ben gidip hazırlanayım. Sen de üstünü değiştir bari yani. Kesin bize göstermeden diktiğim bir şeylerim vardır, böyle olmaz. Heh, al sana doğum günü hediyesi. Sen beni doğum gününe çağırmasaydın minibüste gidecektin. Al bakalım taksi. İyice beni sinir mi etmeye çalışıyorsun? Ay şaka yaptım ya. İnsan gibi çağırsaydın alırdım herhalde bir doğum günü hediyeni. Selam. Selam. Ne haber? Beraber eğlenceye herhalde. Aa evet, Feraye'nin doğum günü bugün. Canım kardeşim gelir misin diye ısrar etti. Ben de kıramadım, ne yapayım. Şey ne diyeceğim, sen de gelsene doğum gününe. Kampüsün orada açık hava bir mekanda olacağız. Olur, tabii tabii. Harika.
Ben de orada olacağım zaten. Mutlaka görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Aleyna hadi geç kalıyoruz, hadi. Tamam. Ay görüyor musun bak gelir misin dedim, ikiletmedi bile. Aklı fikri bende bu çocuğun, ne yapsın ya? İşbe bende, cilve bende değil mi Feroş? E hadi. Sonunda anlaştık. Tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürdü ama olur o kadar. Şimdi sen bu dilekçeyi alıyorsun, karakola gidiyorsun. Şikayetini geri aldığını söylüyorsun. Hadi. Teşekkürümüzü de edelim. Bu senin dükkandaki çamur çerçeveyi zararını karşılar. Ama bir daha karşımıza çıkma. Ben... Ne yapacaksın onunla? Ha? Saygısızsın. Tamam. Tamam, özür dilerim. Nezaketsizsin. Özür dilerim, tamam. Ben de bursun. Tamam, tamam, özür dilerim. Yapma, tamam. Tamam. Özür dilerim. Yapma! Öyle değil. Öyle değil. Eklem yerinden güçlü bastır. Öyle işte. Şimdi git bir yerden buz bul. Parmakları içine koy. 12 saat içinde hastaneye gidersen onları yerine dikerler. Şimdi gidebilirsin. Ama bir daha karşıma çıkarsan bu kadar insaflı davranmayabilirim. Bunu da hallettim. Ama artık biraz dikkatli olsan diyorum. Her kızdığın adamın camına, çerçevesine kurşun atmasan diyorum. Adamı olarak anılmanı istiyorum. Anladım baba. Tamam. Misafirlerimiz geldi Vural Bey. Oo. Hadi ben kaçtım. Size iyi eğlenceler. İki dakika görünseydin bari oğlum. Ya vallahi baba o sıkıcı Gülsoy'ları hiç çekemeyeceğim şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bade kızım. Sağ ol Bade kızım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ne güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Ve gün geçtikçe de güzelleşiyorsunuz Gülfem Hanım. Ay çok tatlısınız. Gülfem Hanım. Gülfem Hanım. Sence o kadar yaşlı mı? Hoş geldin Gülfem. Hoş bulduk Vural Bey. Seni burada görmek ne kadar güzeldi. Teşekkür ederim. İçelim. Heh. Oradalar işte, kaçırmadık bir şey. Hah, sonunda geldi doğum günü kızı. Ancak çıkabildim evden. Canım. Ay. Kusura bakmayın.
Nedir Aleyna, sen bizle takılmayı sevmezdin canım. Ben gelmeseydim Feraye evde kalacaktı canım. İyiliğim dokunsun istedim. Ay bilmez miyim? Sen iyilik yapmayı çok seversin. Hı hı. Aynen öyle bebişko. Feraye dikkat et. Ne yapıyorsunuz ya? Yavaş olun biraz. Yavrum sen bir yavaş gel istersen ya. Yavrum dedi bu bana. Duydum. Görmedik. Dikkat et o zaman. Çok büyük bir hata olmuş ya. Sana dikkat etmemek. Ha sen kaşınıyorsun. Azal hayır. Uğraşmayalım. İçeri girelim biz. Hadi kızlar. Aleyna. Aleyna. Nasıl olmuş? Umarım beğenmişsinizdir Gülfem Hanım. Eline sağlık. Çok yeteneklisin. Benim özel tarifim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yani benim için bir terapi gibi bir şey aslında. Siz hiç dokunmamışsınız. Hamurla pek aram yok. Sağ ol. Etten alın o zaman. Alıştı tabii yabancı yerde hazır yemeğe. Mis gibi lezzetlerimizi unuttu. Artık bol bol hatırlar. Kesin dönüş değil mi? Evet Burak Bey. Artık buradayım. Güzel güzel. İnsanın kendi toprağı gibisi yok. Bak ben, deden. Güçlerimizi birleştirip bu toprağa yatırım yapıyoruz. Öyle tabii. Ama ben ateşe çok hak veriyorum. Çünkü yurt dışının güzelliği bir başka şimdi ya. Hani bana sorsanız ben de geri dönmezdim ama işte malum. Ama insan evladını sizi çok özlüyor. Sizi bizi attı bayağı çok yakın markajdasın. Ateş Gülsoy. Uğraşmadan ya. Şimdiki gençler böyle işte. Kızım. Tamam. Oralara gittiniz, gördünüz, tattınız, yediniz, içtiniz. Tamam yeter. Şimdi burada kök salma zamanı. Burada. Evet. Değil mi? Evet. Tabii. Tabii. Dedem de hep öyle söyler. Biliyor musunuz Vural Bey? Yani abimi hayırlısıyla böyle bir işin başına geçirsek, hayırlısıyla bir baş göz etsek, yani inanın bizim için de şahane olacak yani. Biz de böyle bir rahatlayacağız. Rahatlayacağız tabii. Evliliği düşünüyorsun o zaman. Kısmet. Zaten hali hazırda çok iyi giden ciddi bir ilişkim var. Biz de tamamını erdirmek istiyoruz inşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben bir tatlılara bakayım. Bora nerede? Yurt dışından misafirleri geldi. Bu yemeğe o da çok katılmak istiyordu. Ama mecburen onlara eşlik ediyor. Tabii tabii haklı. Biz zaten onunla başka zaman bir araya geliriz. Gideceğim şimdilik koparacağım şunun kafasını. Dikti gözünü sana bakıyor ya. Bebeğim bakma. Ben hiç fark etmemiş gibi yapıyorum. Niye ya? Bence gideri var.
Baksana heykel gibi çocuk, arabasında gördüm. Belli zengin işte. Sen bence bir şans ver Feroş. Aleyna saçmalama. Dön önüne, dön önüne saçmalama. Teşekkürler. Görüyorum ben onu buralarda. Vural Bakırcı diye bir adamın oğluymuş. Bayağı zenginmiş. Ana! Tamam şimdi oldu ya. Bu çocuk Ömer Bey'in iş yapacağı adamın oğlu. Kız kardeş de arada bizim konağa geliyor. Görüyorum bayağı güzel giyiniyor. Fashion yani. Yani ne bu heyecan? Bize ne ya? Bize ne? Ay bir şans ver bence Feroş ya. Yani gideri var bayağı iyi çocuk. Bakma, bakma. Ne olursun bakma Aleyna, bakma. İyi tamam be. Başka bir isteğiniz var mı Badem? Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Her şey çok güzeldi. Hiçbir şey eksik etmemişsin. Ama bu brownie harika. Tarif ne alırım Badeciğim? Tabii ki seve seve veririm. Glütensiz bu arada. Yiyebilirsin. Benim? Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş Bade kızım. İnşallah yengemiz de böyle güzel yemekler yapıyordur. Biz müsaadenizi isteyelim. Nereye oğlum? Birlikte kalkardık. Önceden verilmiş bir sözümüz vardı da geç bile kaldık hatta anneciğim. İyi akşamlar size. Aç mısın oğlum sen? Hı? Vallahi oğlum aç mı kaldın sen? Vallahi gençleri oğlum, tutamıyoruz tabii. Yemin ederim oğlum. Hepsinin bir programı var değil mi? Nereye? Öyle. İyi akşamlar oğlum. Yine bekleriz ama. Ben sizi geçireyim. Badenin yemeklerini gerçekten... Nedir bu sevgilimiz annesi? Yoksa iltifat mı ettin kızım? Kendi kendine benim adıma kararlar verip bir de gelip hesabını soruyorsun neden? Ben senin bıraktığın 15 yaşındaki çocuk değilim artık. Ciddi bir ilişkin var diyorum. Neyini anlamıyorsun? Bana bak asma suratını. Vallahi döverim seni ha. Gelir birazdan Yaman diyorum. Evet. Aleyna da bütün gece ona asılır. Ben de sinir olurum. Kızım ne zaman söyleyeceksiniz herkese? Bilsin şu ampirele de artık boşuna uğraşmasın ya. Ay sanki bilmiyorsun Ozan. Öyle kolay olmuyor işte. Cemile iyice anladı zaten. Yaman nasıl yaptı bilmiyorum ama bir şekilde susturdu onu. Planı ne peki yani? Sonsuza kadar sıra olarak mı kalacaksınız? Bu gece sana özel bir sürprizim var dedi ama... Allah Allah. O zaman bu sefer ciddi ciddi bir evlenme teklifi geliyor diyebilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Ay bu bayağı hedefi belli etti. Dikti gözünü bize bakıyor ben size söyleyeyim. Aleyna. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yapma. Yuvanı yapıyorum hayatım. Çünkü sen bu gidişle kesinlikle evde kalacaksın. Aleyna sen gerçekten salaksın ya. Geliyor adam. Ne? Gelsin. Buyursun sus, gelsin. Sus. Susar mısın? Sus. Eğlenceler kızlar. Ya girişte ürküttüm seni. Affedersin. İyi gelir diye düşündüm. Gerek yok ben gayet iyiyim. Okey. De yani bu kadar gerilecek bir şey yok. Buradaki herkes beni tanır. Ama sanırım seninle tanışmadık daha. Bora Bakırcı. İyiymiş canım. Gerçek adın mı, sahne adın mı? Hangi türkü barda çıkıyorsun sen? Vallahi normalde şakacı kızları severim de sen bayağı iticisin. Laflarını dikkat et. Etmezsem ne olur ya? Anlatsana bana bir. Duygularımız karşılıklı ayrıca anladın? Hadi sen şimdi bas git. Hadi. Hadi canım bas git. Ay, hadi. Hazal sana ne oluyor da pardon yani. Şurada iki laf etsek Bora Bey'le ne olacak? Çık git şuradan.
baksana kimden? Sevgilimden. Hı? Ver bakayım. Canım ben çıkacağım şimdi, eve geçiyorum. Aleyna sinir ediyor beni. Daha fazla dayanamıyorum. Sen de boşuna gelme. Efendim? Bir iki dakikaya oradayım. Kapıda bekle. Yok gelme. Buraya gelme. Aleyna burada. Ben seni otoparkta beklerim. Tamam tamam sevgilim. Nereye? Yaman'a gelme dedim. Problem çıkabilir çünkü burada. Siz burada kalın olur mu? Tamam idare ederiz biz canım. Gözlerini diktin bana. Korkutucu korkutucu bakıyorsun. Ne yapacaksın? Dövecek misin sen beni? Kızım. Ha. Senin gerçekten mental sorunların var. Hazal. Bora da çıkmış. Feray'ın peşinden gitmiş olmasın? Olabilir. Çıkalım biz de. Ay bir durun be. Nereye çıkıyorsunuz? Belki kaynaşacaklar. Hemen biz de çıkalım. Ne? Aleyna. Aleyna bak elimde kalacaksın canım. Elimde kalacaksın. Dur şurada biz seni dönüp alacağız tamam? Aa. Pardon da sepet miyim ben ya? Ben de geliyorum. Teşekkür ederim. Sahende ilkleri yaşadım bu gece. İlk defa özür diledim. İlk defa bir kız tarafından reddedildim. Israrcı olmanın bir anlamı yok. Gider misin lütfen? Tamam. Adını söyle gideyim. Ben konuşmak istemiyorum. Gidebilirsin. Ya niye böyle yapıyorsun? En azından bir bak şu güzel gözlerine. İstemiyorum dedim. Laftan anlamıyor musun sen? Git ya git. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Bu kadar atar gider fazla değil mi ya? Tanışacağız diyoruz altta. Deli misin nesin? Bırak kolumu ya. Bak polisi çağıracağım. Bırak kolumu. Deli misin nesin sen ya? Asla bırakmam. Geri tuttum seni ya. Ya manyak mısın? Neyse bırak kolumu. Bırak istemiyorum. Ne oldu ne oldu? Neyimi beğenmedin? Ya söyledim. İstireyim mi söyle? İstemiyorum seni. Sorunlarım yok. İstemiyorum diyorum ya. Abi bırakmayacağım. Bırak kolumu manyak. Abi abi abi. 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 Abi Bana bırak! Sana mı zimretsin? Yaman! Kim olursun? Yaman! Beni yalan! Bizim yanına yormayacağız seni! Duydun mu lan? Duydun mu? Duydun mu? Sakin! Tamam! 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 Sana bunu bedelini çok kötü ödeteceğim. Çok kötü ödeteceğim! Duydun mu beni? Sana! Bunun bedelini! Çok kötü ödeteceğim! Ya hadi tamam sen de yürü git ya. Abi. Hadi. Yürü git. Abi abi abi. Abi. İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Beğendin mi yaptığını Feraye? Ne var yani adam tanışmak istediyse? Sus. Yaman iyi misin? Senin başını boş boşuna belaya soktuk. Ben eve gideceğim. İsteyen kalsın kızlar tamam. Yok ya keyfimiz kaçtı zaten yani. Dağılalım. Hadi Merve. Kaçtık biz. Ya saçmalama Feraye, daha pastanı kesmedik, mum falan üfleyelim. Tamam mı Okan, yeni gel. Doğum günü kızı gitmek istiyorsa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle öyle. Tadımız kaçtı zaten. Ben arabayı kullanırım. Of!
sen iyi misin? Ben iyiyim sağ ol. Yani aslında bir kere özlemişim kalmaz ama. Ne var? Mutfağa gidiyordum. Odadan ses gelince korktum. Ne bu böyle hırsız gibi giriyorsun? Korkma. Kimse bu eve girmeye cesaret edemez. Tamam da canım, yani kapıdan girip bir hoş geldiniz, iyi misiniz demek bu kadar mı zor? Ya Bade, uzatma. Bir dakika. Ne oldu senin yüzüne? Bırak. Ne olursun bırak. İyiyim ben. Şimdi acelem var. Görüşürüz. Eve gelmeyeceksen haber ver. Yaman, tekrardan kusura bakma lütfen. Senin de başını belaya soktuk. Yok canım. Kimseye bir şey olmadı ya. Önemli olan o. İyi geceler. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Feraye. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Çocuğun başını belaya soktum. Bu Aleyna şaşkozu da sana yanık ha. Yazık kızcağıza ya. Büyük yıkım olacak Feraye ile seni öğrenici. Saçma sapan konuşma lan, hadi gir içeri. Bence durum gayet net ama neyse. Hadi gir içeri. Ha, neyse. Boş yapma Okan. Ya ne boş yapma ya. 5 dakika geç gelseniz olmaz değil mi? Ya var ya. Ya manyak herif yüzünden de gece bir ton tantana gerildik iyi mi? Abi be. Sen böyle güzel içecekler hazırlıyor musun? Ben duydum da böyle bir şeyler hazırlasan da biz içsek ha? Ne dersin? Ben de bir 5 dakika duşa gidip gelsem. Olur. Vallahi sen ha. Sen bak çok kardeşim. Çatalsın. Ulan ya. Babasının evinde kızının yaptığı yemekleri edip bir de oğlanı dövdük. Şaşırdın mı? Saçmalama. İndir şu silahı. Emredersiniz efendim. Onlarınız dikkat ederseniz silah benim elimde. Yani emirleri ben veriyorum. Arkanı dön. Dön. Yürü. Sakın. Sakın deneme bile. Sakın deneme. Ne yapacaksın? Evimin salonun ortasında beni mi vuracaksın? Kes lan! Kes! Oğlum benim şaka yapar gibi bir ifadem mi var? Ha? Bak ne yapacağız zaman biliyor musun? Sen şimdi bir güzel... Diz çökeceksin. Sonra benden özür dileyeceksin. Ben ettim sen etme diyeceksin.
Anlaşıldı mı? Yoksa senin o beynini delik deşik ederim. Böyle mi korkutacaksın beni? Ha? Boş konuşma. Sokağın ortasında kızı taciz ediyorsun. Bir de gelip senden özür mü dileyeceğim? Hayırdır ya? Senin mi gözün var kızla? Sevgilim. O benim. Vay. Zevkli saçım. Vallahi kız zevklerimizin benzeyeceğini hiç düşünmezdim ben o. Bak delirtme beni. Defolup gidiyorsun bu evden. Yok yok yok. Sen hakikaten ezeline susamışsın ya. Oğlum uzatma lan artık. Çık git şuradan. Adamı öldürmek o kadar kolay mı sanıyorsun? Bana kolay. Bana kolay. Bana bakın ziyem oğlum ben. Şurada senin kafanı sıkarım. Sonra silahtan silerim parmak izlerimi. Ararım babamı. Baba derim ya. Küçük bir tatsızlık oldu. Yollar bir tane adam. Trafikteydik. Anama küfretti. Dayanamadım ben de. Sıktım kafasını kadar alır cinayet üstüne. Sonra senin o yakışıklı suratın milletin ana sayfasında haber olur. The end. Nasıl, beğendin mi? Güzel. Güzel fantezi. Peki sen bunu şimdi mi düşündün yoksa böyle yolda gelirken kurdun mu kafanda? Ha? Bir de dalga geçiyor benimle. Vallahi benden günah gitti. Tamam. Elveda. Sakın. Sakın o güzel sevgilini dert etme. Tamam mı? O senin için ağlarken ben teselli edeceğim onu. Gerçi biraz atar gider yaptı ama. Neyse ben alırım onun gönlünü bilirsin. Kızlarla aram iyidir. Uzattın lan! Aferin! Ne yapıyorsun lan? Ne demek ne yapıyorsun ya? Manyak herif öldürecek mi seni? Tamam. Tamam. Nabzı atıyor. Nabzı atıyor. Hastaneye götüreyim çabuk. Çabuk hadi tut. Hastaneye git. Hadi oğlum hadi tutsana Okan. Hadi çabuk. Hadi hastaneye getirin çabuk. Hadi hadi Okan hadi. Dur dur. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Koy gerek yok gerek. Çevir çevir çevir. Sen koş önce salonu topla tamam mı? Dedemler şimdi gelir. Şunu hastaneye yetiştirelim önce tamam mı? Abi dedemler geldi. Tamam oğlum koş salonu topla hadi. Ne bekliyorsun? Abi ben paniklerim ben paniklerim. Ben idare edemem yalvarırım ne olur bak. Ne olur ben götüreyim ne olur. Ne olur tamam, bak sen tamam. Yalvarırım içeriği topla ne olur. Tamam tamam al götür sen şunu hadi çabuk. Çabuk hadi.
Anne. Sen ne ara geldin? Görmedim ben seni. Ah. Yeni geldim ya. Ne yaptınız siz? Gittiğiniz yerde kavga falan mı çıktı? Sen nereden duydun? Şey, Okan'la Yaman konuşurken duydum. Evet ya. Gittiğimiz yerde bakırcıların oğlu da vardı. Bizim gıcığı asıldı. Bu da mık 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 trip attı falan. Sonra Yaman geldi, yumruk attı çocuğa. Başka? Başka ne olacak anne ya? Bütün gecem mahvoldu. Yani Yaman benim için kalktı oraya kadar geldi. Tam yakınlaşacağız. Feray yüzünden geri döndü. Bir sinir oldum. Ne oldu? Ne oldu? Ne olmadı bir şey? Bir ıhlamur mu kaynatsan? Ay anne ben hiç beceremem ya. Hadi sen yap. Ben yapayım. Aa, eve mi döndünüz siz? Okan kaldı da ben döndüm, sıkalım. Ay Yasemin, kızım. Ne kokluyorsun sen? Ha? Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz başım ağrıyor da o yüzden. Ben yatıyorum, size iyi geceler. Anneciğim, yatak odasında çekmecede ilaç var. Al, unutma. Tamam. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Hadi hayırlısı Gülfem. Ser veriyor, sır vermiyor. Bakalım kimi getirecek kapımıza? Benim oğluma güvenim tam. Eminim ailemize çok uygun bir kızla evlenecek. Tabii. Hatta gideriz bir nüfus müdürlüğüne. Çıkartırız kızın soy ağacını. Hatta anneciğim sen de gelirsin. Getirir koyarız Ömer Gülsoy'un önüne, bakar karar verir. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ne oluyor? Ha? Kendine gel. Haddini bil, deden var senin karşında. Zorlama o zaman dede, zorlama. Çocukken de dik kafalıydın, hala öylesin be. Ne olur, ne olur ilk günden başlamayın yine. Ya baba bak, yeni geldi Ateş. Bir yere de gitmeyecek. Fabrikanın başına geçmeyi de kabul etti. Yatıyorum ben. İyi geceler baba. Gerçekten hayatında biri mi var oğlum? Anne lütfen, lütfen. Tamam, tamam, tamam. Haklısın, haklısın. Sustum. Zaten bütün düzenini bozup sırf benim için geldin. Olur mu canım her şey? Olur mu? Öyle. Bir tanem. Çok teşekkür ederim. Benim tek derdim senin iyi olman. Amerika'da çok iyi bir cerrah bir arkadaşım var. Alalım raporları gönderelim. Ne olur, ne olur Ateş bak. Yani bu işi büyütmeden, sessiz, sakin, kimseye de belli etmeden halletmek istiyorum. Lütfen. Tamam da beyninde lezyon var. Hani bir uzman görüşü almak daha iyi olmaz. Hatta yeni gittim doktora. Dedi ki ilaçlarına devam et, bir sıkıntı yok dedi. Hatta yani ameliyat olmaya bile gerek kalmayabilirmiş. Tamam da benim tek derdim senin iyi olman. Sen de beni anla ne olur. Anlıyorum, anlıyorum bir tane. Endişelenecek bir şey yok. Vallahi yok. Yalnız bu ikimiz arasında bir sır. Tamam mı? Hı? Hı? Tamam. Hı? Canım benim bir tane. Sen yeter ki benim yanımda kal. Bir yere de gitme. Hiçbir şeyim kalmaz. Gerçekten kalmaz. Tamam, tamam. Bunu yapma tamam. Yapma. Peki, şöyle bir Gülfem limonatası içelim mi? Ha? Hadi git. Yasemin, kızım, güzel kızım. Ne kokluyorsun sen orada? Ha? Bir şey de yok. Allah Allah. Dur bakalım. Yok anneciğim orada bir şey. Ne var burada? Hadi sana yaş mama verelim. Ha? Oh of şükür.
Okan ne yaptın? Hastanedeyim. Şimdi? Abi yolda karşılaştık. Yaralı falan değil mi? Öyle değil. Tamam öyle de. Neredesin sen? Ben yanına geleceğim senin. Abi sakın gelme. İkimiz birden dikkat çekeriz. Abi kimse bilmiyormuş gibi olsun. İşte tek başıma eve dönerken orayı yaralı gördüm diyeceğim. Öyle sokacağım hastaneye. Bak abi ne olur benden haber bekle, tamam mı? İyice. İşleri çarşafa dolarız, tamam mı? Bak benden haber bekle, sakın bir yere kıpırdama. Abi bak benim şarjım bitiyor. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam tamam, ben haber bekliyorum senden, tamam. Hadi bay bay. Benim hastanede bir yakınım vardı. Ben onu ziyarete geldim. Tamam ama araba burada kalmasın. Otoparka çek. Geçmiş olsun. Efendim Feraye. Aşkım, iyi misin? Yani sesin bir tuhaf geldi de. Yok bir şey, uyuyakalmışım da. Ya çok saçma bir gece oldu, sana sürpriz yapacaktım falan olmadı. Yarın kutlayalım doğum gününü, olur mu? Tamam. Hadi senin uykun açılmasın. İyi geceler sevgilim. İyi geceler sevgilim. Kardeşin nerede? Akşamdan beri kapalı telefona, ulaşamadım. Of, ay nerede bu çocuk? Gerçi her zamanki huyudur, aramak aklına gelmez. Arkadaşlarıyla herhalde. Aa, senin bu halin ne? Sen üstünü değiştirmemişsin. Uyuyamadım. Bak bakayım bana, bana bak. Bir şey mi oldu? Bir tuhafsın. Anneciğim. Bir şeyim yok. Hadi sen çık yukarı, hı, tamam? Ben de çıkıp Okan'a bakacağım birazdan. Olmaz. Deden çıldırdı zaten. Bak sen de benimle kahvaltıya geliyorsun. İyice sinirlenmesin. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
Oğlum. Oğlum neredesin sen? Ya öldük meraktan. Telefonlarını da açmıyorsun. Şarjım bitmişti. Özür dilerim anne. Geç olunca arkadaşımla kaldım. Bu halin ne? Ha? Pantolonun, ayakkabıların hep çamur. Neredeydiniz ki? Arkadaşlar öyle göle gittik. Gece vakti. Ne yaptınız bakayım gece vakti göl kenarında? Tekneyle açıldık. Ne sorup duruyorsunuz ya? Hale bak. Sapsarı olmuş. Ayaktapta alem yapmışlar işte. Dikilme ayakta, otur şuraya. Ben bir üstümü değiştireyim. Uzansam iyi olur. Otur dedim. Bak hadi. Otur anneciğim. Akşam olunca efendi gibi evine geleceksin. Adam ol artık biraz, adam. İstanbul'daki serseri hayatını yaşayamazsın bu evde. Duydun mu beni? Tamam dede. Anneciğim, bak, bu reçelliğini yapıldı, çok güzel. Çok seversin, hadi. Bir de biraz üzümden ekleyiz. Hadi. Kalk. Ne oldu Yaman, ne oldu? Allah kahretsin seni. Nerede olur? Şu hale bak ya. Şu rezilliğe bak. Bakmayın siz de öyle. Toplayın şurayı. Hemen. Bez getirin. Ben bakana bakayım. Bırak. Yaman gitmişler. İçmiş içmiş midesini bozmuş. Eşek herif. Yatsın dinlensin geçer. Hadi.
Biz de çıkalım artık. Fabrikayı gezelim. Maliyetleri bir konuşalım seninle. Tövbe yarabbim ya. Pis herif. Şşş, tamam. Tamam. Üzülme sen üzülme. Dedeni bilmiyor sanki. Biliyor. Ay, yapılacak hareketler mi bunlar? Tamam anneciğim ben konuşurum onunla, tamam mı? Konuşurum. Şş, bak tamam. Senin üzülmemen lazım. Neyse, sen hep buraları da ben makine çamaşırı almıştım. Tamamdır, tamam. Okan. Okan, iyi misin lan? Aç kapıyı. Okan. İyi misin? Oğlum hangi hastanede olduğunu da söylemedin. Bütün gece aradım seni, ulaşamadım. Abi. Abi. Ne oldu? Abi. Hastanenin önüne geldim. Ölmüş sayıdım. Ne yaptın? Onu göle attım. Abi, lütfen susma, lütfen. Ne olur bir şey söyle, lütfen. Lütfen bir şey söyle, bana lütfen bak. Nasıl oğlum, nasıl yaparsın lan böyle bir şey? Ne yapsaydım ki? Konuşamayacaktım. Şunu yapacaktım Okan. Oğlum bana neden haber vermedin? Git şuradan. Git. Oğlum bak. Bak bak. Bak şimdi polise gideceğiz, tamam mı? Cebimizi silahla bastı. Ben de kendimi korudum. Ölünce de panikledim. Sonra göle attım diyeceğim. Çok pişman oldum diyeceğim, tamam mı? Ama ben yaptım diyeceğim. Bak sakın sen karışmıyorsun Okan. Tamam mı? Abi, karışmıyorsun. Ben niye polise gitmedim sanıyorsun? Vuralım. Tek oğlan abi bak içeride şişletir senin. Adam öldü diye göle attın herifi. Ya birinin bizim eve geldiğini söyleseydi birine. Abi. Öyle olsa bu zamana kadar biri gelirdi değil mi? Bak ne olur bağırma bir hiçbir şey gözler. Çocuğum bağırma. Bak benim vallahi başka şansım yok. Ucunda ölüm var diyorum. Niye anlamıyorsun? Ucunda ölüm var diyorum. Abi ben mecburdum. Benim başka şansım yoktu. Oğlum ne yaptın lan? Ayak. Birlikte lan. Yoksa oğlum. Kendi hayatımızı hem de bizimkinin hayatını tehlikeye atacaktın. Kafayı yemişsin Okan sen oğlum. Biz yapamayız oğlum Okan. Devam edemeyiz lan böyle. Abi ben söylediklerimin doğru olduğunu sen de biliyorsun. Bak ben sana güvenmek istiyorum. Ne olur. Bak, toparla kendini. Benim sana ihtiyacım var. Bak Allah belamı versin. Şuram yemin ederim. Susacağım, sus sakin. Yemin ederim. Özür dilerim. Ben seni korumak istedim. Sana tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Yemin ederim. Ben... Düşüneceğim, tamam. Çocuğuz yolu kalmış. Feraye nerede? Okula gitti. Sınav haftası mı neymiş? İyi, tamam. Yenge be, bana bir çay koysana. Aa, kalk kendi çayını kendi koy kız. Ne bağırıyorsun be? Allah Allah. Nesin? Hı? Şunu şeye götür Yaman Bey'in odasını. Ben götürürüm Çetin abi. Aa olur mu kız? Sen otur kahvaltını yap ben götürürüm. Valla doydum yenge ben hem Feraye de yok hazır gideyim işte. Sonra çenelerini yiyorsunuz hadi. Mersi. Bir 10 yılda artık kalkmazsın yerinden ha.
Çok mu beğendin oğlunu? Çık dışarı. Aleyna! Aleyna! Gülfem Hanım, siz beni yanlış anladınız galiba. Ben temiz kıyafetlerini bırakmak için girmiştim Yaman Bey'in odasına. Sonra kirli sepetini alıp çıkacaktım. Beceriksizce yalan söyleyip kendini iyice zavallı durumuna düşürme. Saçma sapan neler düşünüyorsun bilmiyorum ama... aklını başına toplasan iyi edersin. Sen anca benim oğlumun kirli çamaşırlarını toplarsın. Anladın mı? Yüzüme bak. Hemen çık git evinden. Canım. Efendim Feray. Sabah iki kere aradım, açmadın. İyi misin? İşim vardı, ondandır. Sen neredesin? Okuldayım. Bugün buluşuruz demiştin ya hani. Yani ben okuldan çıkınca hemen eve dönmeyebilirim. Ders uzadı falan derim. Müsait değilim şimdi. Akşam bu evinde buluşsak. Gece öyle kolay çıkamıyorum biliyorsun. Doğum günüm için bile zor izin aldım. Tamam, tamam. Buluruz bir yolunu. Sen hazır ol. Ben ararım seni. Kapatıyorum şimdi. Pişt. Bana bak. Bana bak, bana. Suratın düştü senin. Ne oldu? Ay ne bileyim ya. Soğuk konuştu benimle. Sabah işi varmış, ondan açmamış telefonu. Oo. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Sizin ilişkiniz bitmiş kızım. Bu çocuk senden nefret ediyor. Sevmiyor seni. Bırak bunun peşini. Dalga geçme bak, ben ciddiyim. Bana bak kızım, sen prensesliğe niye alıştın ha? Ya bırak çocuk biraz işini yapsın. Allah Allah. Benim içimde kötü bir his var. Canımın içi. Dün çok korktun, çok gerildin. Ondandır. Ya tamam bırak. Bırak sonra çalışırız. Topla bulun apartını. Bir yürüyelim. Açılırsın. Temiz hava al. Hadi kalk topla şunları. Hem sana kahve de ısmarlayacağım. Hadi. Gülfem Hanım bitki çayı istedi. Hı? Gülfem Hanım bitki çayı istedi. E tamam yap götür işte. Vallahi Cemil yapsın dedi. Neden? İyi tamam. Saksın. Kızını oğlumun banyo kapısında yakaladım. Oğlumu gözetliyordu. Ne? Olur mu öyle şey? Siz yanlış anlamışsınızdır. Gözümle gördüm ben. Kızını hemen yarın buradan göndereceksin. Çok arsız. Maalesef hiç iyi terbiye edememiz. Ne diyorsunuz siz Gülfem Hanım? Ben nereye göndereyim çocuğumu? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aleyna'nın müştemilatta kalmasını, etrafımızda dolaşmasını istemiyorum. Yoksa hiç acımam, hepinizi birden kovarım. Hanımım son derece netim. Tek kelime itiraz, özür, ağlama, zırlama hiçbir şey istemiyorum. Çıkabilirsin. Yoksun. Güzel kızım. Gel bakalım. Gel bakalım ya sanımcığım. Gel Melisa çayımızı içelim. Ben...
ben sizi ararım. Beklemenize gerek yok. Merhaba. Gülşem Hanım içeride mi? İçeride. Buyurun Bade Hanım. Aleyna. Aleyna kalk bakayım. Kalk kızım kalk. Kalk. Ne oldu? Gülfem sana anlattı değil mi? Anne yemin ederim iftira atıyor bana, manyak kadın ya. Ben görmedim, yemin ederim görmedim. Yaman duş alıyormuş odada, ben kıyafetlerini bırakmaya gitmiştim sadece. Sonra Gülfem geldi. Oğlum odadayken neden içeri giriyorsun diye kızdı anne. Yemin ederim bir şey yapmadım. Tamam, yemin tamam ederim anne. Ben bir şey yapmadım. Tamam annem, tamam tamam. Ben seni azıcık köydeki teyzeme göndereyim. Ha? Hadi biraz kal orada. Gülfem'in siniri geçince gelirsin geri anne. Ne alaka ya? Ne işim var benim o cadının yanında? Tamam, tamam. Anne evde kalayım. Gitmeyeyim konağa. Yok, yok sen beni dinle. Git biraz kuzum, ne olur. Gülfem gitmemi istedi. Sen de sustun öylece. Hiçbir şey demedin değil mi anne? Kapının önüne koyarım sizi. Aç biraz, sokaklarda mı kalacaksın? İstemiyorum. Yapma hayatım. Hayır, tek mutluluğum Yaman. Gitmeyeceğim. Ne olur, ne olur. Ne olur annem, ne olur. Bak. Gitmeyeceğim. Yaman sana göre değil. Hayır, bana göre. Bana göre benim o. Benim o, tamam mı? Bak, ona kavuşamazsam yemin ederim bileklerimi keserim. Kız! Senin gibi olmak istemiyorum ben, tamam mı? Bu hayatta istediğim tek bir şey bile olmayacaksa, çöp gibi yaşayacaksam, sevmediğim adamın koynunda uyuyacaksam, kendimi öldürür kurtulurum, daha iyi. Tamam anne, haklısın. Haklısın anne. Bahtın bana benzemesin. Düşüneceğim ben bir şeyi. Göndermeyeceğim seni. Sus. Abi. Abi nereye abi? Var mı? Okan, kafamı toplamam lazım. Sen de git dinlen. Yaman, gelsenize oğlum. Otursanıza. Tabii. Tabii sultanım. Ya bir arayayım. Açmadım yine Bora. Yok, sabahtan beri arıyorum. Bir türlü açmıyor telefonu. Arabası da evin önünde. Dün akşam Bora da senin gibi gece eve gelmemiş. Haliyle merak etmişler. Hala ortalarda yok. Siz dün gece dışarıdaydınız. Gördünüz mü birbirinizi? Yok. Görmedim. Benim biriyle buluşmam lazım. Çıkmam gerekiyor. Ben de seninle geleyim. Bora mesaj attın. İyi bari bak, merak edecek bir şey yok demek ki. Neredeymiş? Arkadaşlarımla yurt dışına çıktım, beni merak etmeyin. Ne alaka şimdi ya? Yurt dışındayım derken, neredesin? Neredeyim? Gülfem nereye gitti ya geçen sene? Yatla kıyıları gezdik filan dediydi. İspanya. Hmm.
Cevap mı yazdı? Evet. İspanya'dayım, yatla kıyıları gezeceğiz. Açık denizde çekmez, ulaşamazsınız bana, sıkıntı yok. Niye aramıyorsun Doracığım ya? Şimdi telefonu kapalı. Eh be abi. Yazmış ya çekmez diye. Merak etme sen. Ben geçen sene oralarda harika bir tura katıldım. Bu mevsim çok güzeldir oralar. Of. Oğlum sen biriyle buluşacaktın, unuttun. Ben evet dışarıda arkadaşlarım arabayı da... İş. Tamam hadi bakalım işe. Böyleler bunlar. Bebeğim hadi bak, bu Peru'dan geldi, çok özel bir kahve. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu Okan, ne oluyor? Kafayı yiyeceğim oğlum. Kimde bu adamın telefonu? Bilmiyorum. Ya ben... Ya ben görmedim. Yani yoktu. Yoktu ki. Şimşirlerin oraya düşmüş. Ben buldum. Sakin olun. Ben size ele verecek olsam dün gece yapardım. Her şeyi duydum. Gördüm ben. Bora Bakırcı eceline sığmış gibi kapınıza geldi. Ya, tamam abini savundun ama ya göle atmak nedir be? Gömseydin ya adamı bir yere, yani toprağa karışırdı zavallı. Ver şu telefonu. Ama çok ayıp. Böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Az önce sizin hayatınızı kurtardım. Şimdi bu telefonu alıp Badem'in önüne koysam. Bu ikisi abini öldürdü. Cesedi de göle attılar desem. Şimdi o çok korktuğunuz babası size ne yapar? Öldürür demiştin değil mi Okan? Aman. Bizimle oynama. Uzatma. Susmak için ne istiyorsun? Sen. Aleyna'ma evlenme teklif edeceksin. O safir yüzüğü benim kızımın parmağına takacaksın. Karı koca olacaksınız. Ho. Sen kafayı yemişsin, böyle bir şey olmayacak. Öyle mi? O zaman herkes her şeyi öğrenir. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Korkmuyor musun? Hayır. Bak kendine gel. Seni gerçekten pişman ederim. Öyle mi? Bakalım kim kimi pişman edecek. Nereye gidiyor bu kadın? Ne demek boş ver gitsin? Nereye gidiyor bu kadın ya? Oğlum o bizi arar, merak etme. Belli ki daha fazla para isteyecek. Kafamızı kurcalayıp bizi korkutmaya çalışıyor. Ne kadar isterse veririz. Bırak. Ya bana çok kararlı geldi abi. Kaan saçmalama. Oğlum ben onun kızıyla evlenmem bak. Ne kadar isterse verir, sustururuz. Tamam. Ne hayat yaşadın ki zaten Cemil? İlk defa eline bir şans geçti. Senin için. Kızım için. Abi nereye? Kafamı toplayacağım bir yere Okan. Cemil'e mesaj attı. Ne diyor? Ver şu telefonu. Ama çok ayıp. Böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Az önce sizin hayatınızı kurtardım. Şimdi bu telefonu alıp Badem'in önüne koysam. Bu ikisi abini öldürdü. Cesedi de göle attılar desem. Şimdi o çok korktuğunuz babası size ne yapar? Öldürür demiştin değil mi Okan? Tamam. Bizimle oynama. Uzatma.
Susmak için ne istiyorsun? Siz yapmadık demediniz. Güzel anlaşma teklif ettiniz. İtirafınız elimde. Vural Bakırcı'nın evine gidiyorum. Bu kaydedin eti, her şeyi anlatacağım. Bunu siz istediniz. Abi aşağı sokağa falan bakalım. Bu fazla gidemez bir yere ya. Abi. Bas. Ne oldu? Cemile abla bak bir sakin konuşalım. Olur mu? Bak biz tüm hayatını kurtaracak kadar para veririz sana. 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon ne kadar istiyorsun? Hı? Sizinle pazarlık etmiyorum ki ben. Sakın bir daha beni tehdit etmeye kalkmayın. Vallahi ayağıma taş değerse bu ses kaydı doğruca Vural Bakırcı'ya gider. Aptal değilim ben. Anladınız mı? Ne diyorsam onu yapacaksın. O yüzük bu akşam kızımın parmağında olacak. Hey bana bak. Sen durumun vehametinin farkında değilsin herhalde. Ben konuşursam her şey ortaya çıkar. Sen Bora ile Feraye yüzünden kavga ettin. Kardeşin de Bora'yı hakladı. Sonra bir de gitti göle attı. Vural gibi adamlar intikam almak için her şeyi yaparlar. Yanlış mı? Doğruyum. Değil mi? Feraye'yi de öldürür bunlar. Sizi de, bütün ailenizi de. Toplu mezar kazarlar buraya. O yüzden sen Feraye'yi unutacaksın. Yoksa zaten Vural unutturacak sana. Benim kızımla evlenmekten başka çaren yok. Anladın mı? Ve Feraye bu durum asla bilmeyecek. Eğer Cemile beni tehdit etti, zorla evlendim filan dersen, ikinize de geçmiş olsun. Soluğu doğruca Vural'ın yanında alırım. Sen ne çeşit ruh hastasısın ya? Ne istiyorsun? Ha? Daha fazla para mı istiyorsun? Ondan mı? Tamam. Söyle ne kadar? Söyle. Yok, gerçekten siz beni anlamayacaksınız ya. Şimdi Cemile abla bir dur. Çek elini, dur, çek! Bey. Çek! Dur. Bak ben abimle konuşacağım, onu ikna edeceğim, tamam mı? Ne ikna edeceksin salak? Saçma sapan konuşma, Leyla ile evlenmeyeceğim ben. O zaman sana kolay gelsin Okan'cığım. Konağa geçiyorum ben. Mutfakta bekleyeceğim seni. 10 dakika içinde yanıma geldin. Gelmedin, yapacağım şey malum zaten. Benim yanımda olurdu. Abimi ikna ederim diyorsun. Kadın benim hayatımı istiyor, farkında mısın? Ne yapsaydım ben? Sen söyle onu yapayım, ne yapsaydın? Söyle onu yapayım. Bu ne? Bu ne oğlum, ben ne yaşıyorum? Bitti lan, her şey bitti. Benim hayatım bitti oğlum. Ben nasıl diyeceğim Feraye? Oğlum ben düşüncemle bile aldatmadım Feraye'yi. Gelip nasıl derim ona şimdi, ben başkasıyla evlenirim. Bir daha Leyla'yla. Bir sakin ol, tamam mı? Bir dinle beni. Şimdi evlenirsin, 3-5 ay sonra da boşanırsın. 3-5 ay, hı? 3-5 ay. Okan çocuk oyunu mu? Oğlum bu kadar basit mi her şey? Aliye ile evlenirsen Feraye nasıl bakar bana bir daha lan? Senin iyi kaç gün abi o. Boşandıktan sonra durumu anlatırsan affeder. Hayır. Affeder. 3-5 ay ne olur bak, 3-5 ay. Okan. Gözlerimin önünde mahvolacak. En azından hayatta kalacak, en azından. Bak 10 dakika dedi. 10 dakika. Abi kadının nasıl gözlerine kararlı baktığını gördüm bak. Abi düşünecek vaktimiz yok. Bak Cemile bizi bir kutunun içine koydu. Üzerinde kapattı. Mecbur. Abi mecbur. Ne olur.
İyi misin? Hasta mısın yoksa? İyiyim, bir şeyim yok. Canım konuşmak istemiyor sadece. Aklın başına geldi demek. Biraz geciktin ama neyse. Yeter be, oynama artık. Ama az saygılı ol ya. Kayınvalidin olacağım yakında. Asla benden saygı bekleme. Tehdidine boyun eğmek zorundayım, o kadar. Sen benim hayatımda gördüğüm en kötü insansın. Sen kötü görmemişsin bence. Ben sadece kızının mutlu olmasını isteyen bir anneyim. Ve ne gerekirse onu yaparım. Ara şimdi kızını. Yemeğe davet et. Evlenme teklif et. Sonra da nikah işlemlerine başlarsınız. Hiç önünü arkasını düşünmeden benimle evlenmeyi kabul edecek. Bir de benim peşimden gelecek, öyle mi? Gelir. Çok aşık sana. Hadi ara kızımı. Ha dur dur dur. Konuya nasıl gireceğini söyleyeyim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun babam. Canım. Eren nerede? Ben göremedim içeride. Abin onu parka götürdü. Ben istemiyorum. İlaçlarını içtin mi? Hı? İlaçlarını kim şimdi ya? İçtim. Efendim. Selam aleyna. Müsait, sen dışarı çıkalım mı? Şimdi mi? Yani hemen mi? Biraz şaşırdım da. Evet. Bugün bir yanlış anlaşılma olmuş, üzülmüşsün. Annemle konuştum artık, sorun yok. Tamam? Çok çok teşekkür ederim. Arabayla konağın önünde bekliyor olacağım seni. Tamam, geliyorum. Yani acaba böyle bir yarım saat sonra falan görüşsek olur mu? Çünkü ben bir hazırlanayım falan. Tamam. Güzel bir haber aldın herhalde. Keyfin yerine geldi. Hem de o kadar güzel bir haber aldım ki sana anlatamam Feraye. O kadar güzel bir haber aldım. Kalk, sana sarılacağım kız. Kalk. Kalk kızım, kalk. Kalk. Kalk Allah aşkına. Ne oldu? Gel benimle. Ay ne oldu? Hadi Allah aşkına söyle ya. Çok güzel bir şey oldu. Hatta mükemmel ötesi bir şey oldu Feraye. Peki bu mükemmel ötesi şeyin bir adı var mı? Var tabii ki. Hadi bir tahmin alayım. Yani bilemedim ki. İnşallah böyle karşılıklı gerçek bir aşk yaşarsın. Sağ ol tatlım. Zaten ben kim olduğunu söylemeyeceğim yani, öylesine sordum. Çünkü nazar değsin istemiyorum da. Neyse, biz bir netleşelim. Aşkını itiraf etsin bana. Söz kız, ben sana söyleyeceğim. Hadi bakalım. İnşallah çok mutlu olursun. Olacağım, hiç şüphen olmaz. Ay bunlar hiçbir güzel değil ya. Ay bu çok güzel. Ben bunu giyebilir miyim? Biraz iddialı değil mi o ya? Olsun, ne var, taşırım yani. Ay Feraye, yemeyeceğim elbiseni ya. Tamam giy. Aşkımsın, söz dikkat edeceğim, lekelemeyeceğim, tamam mı? Bu arada Feraye, hazırlanmama yardım eder misin? Nasıl oldum?
Çok güzel Elif. Ay oldum değil mi ya? Tamam o zaman çok teşekkür ederim Feray. Ben gidiyorum tamam mı? Bol şans. Sağ ol. Kız. Anne ben de tam sana geliyordum. Bil bakalım ne oldu? Yaman annesinin bana iftira attığını öğrenmiş ve beni yemeğe davet etti. Biliyorum. Biliyorum. Nasıl ya? Ben anlattım zaten ona. Seni dışarı çıkarmak için müsaade istedi benden. Telefon numaranı verdim. Ne anlattın ki? İşte sen banyodaymışsın. Alena da kıyafetlerini bırakmak için içeri girmiş. Annen de vay efendim benim oğlum içerideyken nasıl içeri girer diye. Kızıma ağır laflar etti dedim. Onurunu gururunu kırmış yavrumun dedim. Ya ne kız ya. Ben seni çok seviyorum ya. Sen var bu dünyanın en mükemmel annesisin. Ben de seni çok seviyorum yavrum kuş. Maşallah kız sana. Ben kurban olurum seni verene. Hadi git. Hadi geç tamam. Kalma. Senin sonun bana benzemeyecek anneciğim. Tahtını da, bahtını da yapacağım ben seni. Ertaş bir şey aldı. Sateni niye takmadınız diye açık durmaz herhalde manyak kadın. Biliyorum. Nasıl olmuş ha? Bu elbiseyi ilk gördüğüm anda senin üzerinde hayal ettim ama bu kadar yakışacağını düşünmemiştim. Ne oldu ya? Sen bir daldın gittin. Elbise çok yakışmış değil mi? Ne? Ne dedin? Ha? Yok. Başka bir şey düşünüyordum ben. Ha. Tamam ben de başka bir şey sandım. Neyse nereye gidiyoruz? Yardım lazım mı? Her zaman. Yenge. Yaman birazdan arar. Ben nasıl dışarı çıkacağım? Ben bir bahane seni çarşıya yollarım. Sonra da işi uzatıp alırım. Halledirsen çok durum. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler Gülkan Hanım. Teşekkürler Gülkan Hanım. Kızınla konuştun mu? Yarın gidiyor değil mi? Evet, konuştum Gülkan Hanım. Müştemilattan gidecek, merak etmeyin. İyi. Dönmemek üzere yalnız. İyice anladın beni, değil mi? Evet. Ama yakın bir yere gidecek. Hasret kalmayacağız birbirimize. Nereye giderse gitsin. Etrafında görmeyeyim de. Ne oluyor? Ali'yle bir şey söylemedi. Gülsüm Hanım niye kovdu ki onu? Aşk yüzünden. Aşk. 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 Niye aşk? Beni saçmalıyorsun. Gülsüm Hanım Yaman'la Aleyna'yı görmüş. Yaman'ın hisleri varmış kızıma karşı. Pardon? Yalan. Yalan söylüyorsun. Sana yalan borcum mu var? Gülfem Hanım da öğrenince delirmiş, kovmuş kızımı. Ama Yaman izin vermeyecek tabii. Saçmalıyorsun sen, şu anda ne dediğini bilmiyorsun. İnanmıyorsan Yamancığını ara.
Gerçi açamayabilir. Aleyna ile yemektelerdi tabii. Neyse, size kolay gelsin o zaman. Oh, çorba da mis gibi oldu. Ben gideyim şöyle bir ayaklarımı dinlendireyim. Kızım, sen bu deliye ne bakıyorsun be? Kim bilir öyle ne uydurdu aklında? Yaman öyle bir şey yapar mı kızım hem? Saçma yani. Çalıyor. Meşgule attı. Aleyna da biriyle buluşacağım diye dışarı çıkmıştı. Yemeğe çıkalım konuşalım dedin. Yemiyorsun, konuşmuyorsun da. Canım istemedi, sen bitir yemeğini. Ay yok canım, yani ben yemeğimi yiyince de konuşabilirim biliyorsun. Yani cıvıl cıvıl birisiyim ben. Hı hı, ne güzel. Sabahtan beri annenin yüzünden çok kötü bir gün geçirdim. Yani kalbimi çok kırdı. Ama sen beni savunmuşsun. Ne dedin annene? Yaman. Benimle evlenecek misin Aleyna? Ne? Duydun işte, cevabın ne? Şey, şaka değil değil mi? Bu, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Yani istersen biraz düşünebilirsin, ani oldu. Yani acele etme istiyorsan. Acele etmek mi? Ya Yaman, çocukluğumdan beri deli gibi aşığım ya ben sana. Ben hep bu anı bekledim. Evet. 100.000 kere evet. Bir şey demeyecek misin? Tak şu yüzüğü parmağına. Nasıl yani? Senin takman gerekmiyor mu? Hani adet öyledir ya. Ben öyle romantik şeyler çok sevmem, sıkılırım. Ha, olabilir tabii. Ama önemli olan gönüller bile olsun değil mi? Bakayım o zaman ben. Ay, ne kadar güzel bir şey ya bu. Pırlanta mı bu? Hı hı. Yaman, biz gerçekten evleniyor muyuz? Yaşanıyor mu bu? Kabul etmedin mi? Ay Yaman, sen de bir tuhafsın ha. Yani gören de sanki zorla evlenme teklif ediyorsun sanacak. Ama ben seni anladım ha. Sen de böyle heyecan sanki strese dönüşüyor gibi. Anlatsana hem belki rahatlarsın. Benim biraz başım ağrıdı, çok yoruldum. Çok pardon ya, ben çok konuştum değil mi? Kusura bakma. Hem sen romantik şeylerden de hoşlanmıyordun. Neyse, sonra anlatırsın. Yani sonuçta insan aşık olmadığı birisine evlenme teklif etmez değil mi? Yani ben öylesine sordum zaten, belki de duymak istedim. Aleyna yemeğin soğuyor artık. Bitir yemeğini, çıkalım nikah işlemlerini halledelim. Nasıl yani, hemen mi? Sorun mu var? Yok canım, ne sorunu? Yani sadece biraz tuhaf geldi. Yani bugün çok kötü bir güne başladım, yerin dibindeydim. Şimdi göklerden hiç beklemediğim bir şey oldu. Çok mutluyum Yaman. Ya ben seni çok seviyorum ya. Tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum, hem de şu an zaten benden mutsuz olamaz ki. Ben hesabı ödeyeyim o zaman. Tamam canım. Canım benim ya. Ay, nasıl ya? İnanamıyorum. Oh. Oh. Aleyna? Hello. Vallahi eniştenden zor ayrıldım hayatım. Yani bu gece daha çok uzun sürerdi ama tadı damağımızda kalsın istedim. Kimleydin sen? Sıkı dur. Durumumuz netleşti, açıklıyorum. Enişten. Yaman. Yaman. Gülsoy. Gülsoy. Bana
bana evlenme teklif etti. Bak, bak. Feraye. İyi misin sen? Siz sevgili miydiniz? Yok. Yani şöyle. Aslında ben Yaman'ın bana karşı olan hislerinin farkındaydım. Gerçi sen bana inanmıyordun ama neyse. Yani birden böyle evlenme teklif edince ben de bir şok geçirdim tabii, beklemiyordum çünkü. Yani ilk başta bir aşkını itiraf eder, sonra çıkma teklif eder, sonra sevgili oluruz falan diyordum ama böyle lök diye yüzüğü masaya koyup evlen benimle deyince ben de senin gibi şok oldum. Kız, ne oldu sana, zombi gibi bakıyorsun? Ha, sen benim yalan söylediğimi falan düşünüyorsun. Tamam, dur bekle. Bekle, ben hemen arayayım. Ne yaptın? Taktın mı yüzüğü? Git bak kızının parmağına, görürsün. Kızını da kendin gibi ruh hastası yapmışsın zaten. Senin yüzünden hayat kayacak zavallı, farkında değil. Ne yapıyorsun sen? Sen benim kızıma hakaret edemezsin. Şimdi bu telefonu açacaksın. Paşa paşa güzel güzel konuşacaksın kızımla. Yoksa yemin olsun bir konağa başınıza yıkarım. Sonra da çayımı demler, cayır cayır yanmasını izlerim. Sen daha beni tanımamışsın. Kızım için dünyayı yakarım ben. Anladın mı? Efendim Aleyna. Alo sevgilim. Ne yapıyorsun? Ya ben sana bir şey soracağım aşkım. Şimdi biz evleneceğimizi anneme beraber mi söyleriz yoksa ben mi söyleyeyim? Nasıl istersen. Ay sevgilim ya, ben galiba dayanamayacağım, söyleyeceğim. Tamam aşkım. Ben şimdi kapatıyorum o zaman. Sonra konuşuruz, olur mu? Ben seni gene ararım. Tamam. Aferin. Aferin. Bak, ne oldu? Yalan mı söylüyormuşum? Allah inşallah sana Yaman gibi gönlü güzel, yakışıklı, zengin bir koca nasip etsin. Vallahi diyorum ben. İçimden söylüyorum ha. Ben şimdi gidiyorum. Sen de şu şokunu bir atlat. Sonra bir hayırlı olsununu alırım artık hayatıma. Döptüm. Mühürledim seni kalbime, kurşunlar işlemez ciğerime. Vurgunum sana bir mahkum gibi, uykular haram bir zehir gibi. Aşığım fakat hasretim değil, ezelden beri. Hadise var, kimse bilmiyor. Olmuyor bende, deprem olmuyor. Hiçbir şey beni böyle sarsmıyor. Bir senin gibi. Mühürledim seni kalbime. Kurşunlar işlemez ciğerime. Zincirledim seni kalbime, anahtarlar yok denizlerde. Şeytan diyor ki tövbeler etmeli, uğrunda yüz kere bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de yok. İhanetler gibi, ellerin soğuk,
zemherler gibi. Kalbin buz tutmuş son nefes gibi. Soğuk olsa da bir hadise var, kimse bilmiyor. Olmuyor bende, deprem olmuyor. Hiçbir şey beni böyle sarsmıyor. Bir senin gibi mühürledim seni kalbime. Kurşunlar işlemez ciğerime. Zincirledim seni kalbime. Anahtarlar yok denizlerde. Şeytan diyor ki tövbeler etmeli. Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de yok. Nasıl almışım? Bu elbiseyi ilk gördüğüm anda senin üzerinde hayal ettim. Ama o kadar yakışacağını düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Efendim Feraye? Bağ evindeyim. Doğum günüm için buluşacaktık yani. Seni bekliyorum. Unutmadın değil mi? Tamam, geliyorum.
Öğrenmiş mi? Sakindi sesi. Bağ evine çağırıyor beni. Gitmesem mi acaba? Yani iyi değilsin. Ya birkaç gün zaman kazan. Kendini toparla, öyle konuşursun istersen. Benim bu saatten sonra kendimi toplama imkanım var mı sence? Benim hayatım bitti Okan. Hadi çık dışarı. Hoş geldin sevgilim. Doğum günümü kutlayacaktık, hani pasta almamışsın. Fırsatım olmadı Feraye. Özür dilerim. Sürprizim var demiştin. Ona da fırsatın olmadı herhalde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedin ya. Evet, seni dinliyorum. Anlat. Anlat. Anlatacak bir şeyim yok. Ne demek yok? Ne demek yok ya? Aleyna sevgili olduğumuzu öğrenirse seninle evlenmekten vazgeçer diye mi? Hı? Beni tehdit etmek için mi getirdin bu silahı? Hayır. Kendimi savunacak tek bir cümlem bile yok. Böyle mi kurtulacaksın benden? İndir şu silahı. İndir.
İndir sen bana her şeyi, tek tek anlatacaksın. Ne zaman benden vazgeçtin? Ha? Cevap ver. Cevap ver, yüzüme bak. Yüzüme bak ha. Ne zaman benden vazgeçtin? Benimle beraberken Aleyna'yı mı hayal ediyordun? Ha? Onu mu düşünüyordun? Cevap ver en azından, bu kadarını borçlusun bana. Yüzüme bak. Yüzüme bak, cevap ver. Ha? Benimle birlikteyken onu mu düşünüyordun? Onunla birlikte olmayı mı hayal ediyordun? Ha? Böyle bak. Aynı böyle benimleyken. Onu mu düşünüyordun? Onu mu istiyordun? Evet. Söyle, evet. Söyle. Evet. Birden aşık oldum Aleyna'ya, tamam mı? Birden aşık oldum ona ve senden de nasıl ayrılacağımı bilemedim. Dedim ki inceldiği yerden kopsun, gittim ona evlenme teklif ettim. Bana bunu ya. Nasıl kıydın bana ya? Sen benim her şeyimdi. Her şeyimdi sen benim. Feray, dur Feray, Feray. Hayır, ver. Bırak, bırak, bırak. Hayır. Bırak şu, bırak şu silahı, bırak. 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 Korktun mu? Ha? Korktun mu? Burada ölürsem herkese ne dersin, değil mi? Nasıl açıklarsın? Değil mi? Ha? Dur. Dur, dur, kaçma benden. Dur. Dur ya, dur. Dur. Bitti, istemiyorum artık desen çıkardım ben hayatından. Tamam, üzülürdüm. Üzülürdüm, ağlardım ama unuturdum bir gün ben seni. Unuturdum. Neden ya? Neden bu vicdansızlık? Neden? Benim aklım almıyor, aklım almıyor. Delireceğim, delireceğim. Mantıklı bir şey söyle ne olursun, delireceğim. Delireceğim, bir şey söyle lütfen. Feraye, çok üzgünüm. Üzgün müsün? Üzgünsün ha? Defol git Yaman. Defol git aklımdan, ruhumdan, kalbimden, hayatımdan. Çık git, ömrün boyunca da bu anı unutma. Unutma. Dilerim tek bir gün bile mutlu olmaz. Müzik.
Efendim. Tamam tamam dedi, geldim ben zaten. Şimdi ilgilenmiyorum tamam. Kimse yok beyim. Yaşıyor mu beyim? Ben gelen. İsmail geldi, olay kapandı. Tamam. Sen bu kızı görmedin. Dedeme de bir şey söylemek yok. Kimse bu kızı görmedi. Ömer Gürsoy'a haber vereni yakarım. Nasıl istersen beyim. İtfaiye yolda zaten. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne demek bey? Yoğunda buna maruz kalmış hocam. Giriş kapalı. Aradın, ilgilenmedin, ilgileniyorum işte, tamam? Yoruldun zaten, eve gelince konuşuruz. Merak etme, yanınızdayız. Tamamdır. Pardon. Pardon. Nasıl oldu? İyi mi? Evet, iyi. Yeni kendine geliyor. Girip görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Senaryelerin için öyle yatarken görünce alıp buraya getirdim. Sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Geçmiş olsun. Sonuçlar temiz. Hiçbir şeyimiz yok yani, öyle mi doktor bey? Evet evet, her şey yolunda. Bu arada bebeğinizin durumu gayet sağlıklı. İşlemleriniz tamamlandığında arkadaşlar haber verir. Eşinizi alıp çıkabilirsiniz.
Tekrar geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.